Evet bu dersimizde şimdi bölüm 11'deki parametrik yüzeylerden devam edeceğiz dersimize. Hatırlıyorsanız parametrik yüzeylere giriş yapmıştık geçen derste ve farklı türlerin olduğunu söylemiştik. İşte algebraik, geometrik, Bezier, B-spline, NURBS. Bunlardan ilk olarak bir parametrik yüzeyi düşündüğümüzde hani bir dikdörtgeni nasıl modelleyebiliriz diye söyle konuşmuştuk. Eğrilerden farklı olarak yüzeylerde bir eksende u ile değişim varken Diğer eksende de V ya da W ile şurada söylemiştik bir değişim olacaktı. İki tane parametremiz olacak dolayısıyla. X ekseninde mesela ve Y ekseninde bu iki boyutlu düzlemde U'ya ve V'ye bağlı olarak formülleri yazabileceğimiz bir dikdörtgen için söylemiştik şu şekilde. Bu açık hali aslında. Algebraic form diyebiliriz buna. Bunu matris halinde yazarsak da işte şu baştaki kat sayıları şöyle vektör ya da matrislerle gösterebilmemiz mümkün. Bunları da şu şekilde yaparsak işte c eksi a 0x0 -0 gibi c eksi a çarpı u sıfırdan v geliyor. Buradan c eksi a'yı getiriyor mesela. Şu şekilde matrisler haline gösterebiliriz yani. En son burada kalmıştık geçen dersimizde. Onu da buraya yazdım ben ki siz de görebilin diye nasıl olabilir matris hali. Şimdi bunun yanında bunu genelleştirmek istersek algebraic formda. Algebraic dediğimiz aslında açık matematiksel formu bunun. Direkt x ve y'yi bulabiliyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle yazabiliriz. Algebraic form diyelim önce. Bunu işte P. Bu sefer P artık. Bu arada P'yi de siyahla yazayım. P. U ve V olmak üzere. Ya da ben W ile göstereceğim bundan sonra. V biraz U ile karışabiliyor notlarda, o yüzden yani şunları da W yapabiliriz mesela yukarıdaki iş ifadeleri şöyle. W biraz daha karışmadığı için U'da göstermek daha iyi oluyor. P U, w dersek iki tane parametremiz var. Eğrilerde hatırlarsanız toplam halindeydi. Bunda ise iki tane toplam halinde olacak şimdi. Çünkü, şimdi iki tane parametremiz var. Bir tanesi i sıfırdan n'ye ya da şimdi surface 3 üç. üçüncü dereceden diye düşünürsek mesela hani n'ye kadar 3. dereceden düşüneceğim. O yüzden 3 yaptım. J de yine sıfırdan 3'e. Şimdi i dediğimiz bizim u'yu değiştiren katsayılar olacak. J dediğimizde dediğimizde w'yu değiştiren katsayılar olacak diye düşünebiliriz. Burada işte A, I, J olacak katsayılarımız. Yani bir U i'miz var. Bir de W J'miz var. Şu şekilde gösterebiliriz. Bunu açarsak mesela A00 hani bunlar da bu arada vektörel ki şu P de vektörel. Ya da vektörel demeyeyim. Matris halinde şu anda aslında. Çünkü e, X, Y, Z'nin hepsi var P'nin içinde. Vektörel dersek tek bir satır ya da sütun olur. Şu anda matris halinde. A00 mesela I ve J'ye 0 verdiğimizde A00 oldu. İşte U0, V0. A01, W. Mesela J'ye 1 verdik yani W var demek aslında. Şu üstteki I ve J onların olup olmadığını söylüyor. I0 ise U yok. U üzeri 0'dan 1 geliyor yani. Aslında W'da 0'dan 1 geldi yine burada. Şurada ise U üzeri 0'dan yine o 0 geldi ama w j1 olduğu için 0 1 verdik bakın. w geldi sadece. w üzeri 1 geldi. artı a02 burada şimdi 0 ve 2 verdik. Yine w kare geliyor sadece. Böyle devam edersek işte altına geçeyim. Bir birle devam edelim. Bir birde u ve w vardır. Düşününüz değil mi? A 1 2 dersek Bunda da U üzeri 1, W üzeri 2 olacak. Artı işte devam ediyor. A 3, diye gidersek en son. Burada da U 3. kuvvet, W 3. kuvvet gibi yazabiliriz. Bakın burada ne yaptık? 3. dereceden yaptık. iki senede ve bu şekilde terimler oluşturduk. Toplamda kaç terim vardır burada? Size sorayım. Hepsini yazmadım ama tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Var mı tahmin edebilecek? Kimsenin fikri yok mu? Üçüncü dereceden iki tane eğriyle oluşturulan bir yüzey. Sıfırdan üçe kadar veriyoruz iyi şeyleri. Ve kat sayılar yaşıyor bakın. Sıfırdan üçe kadar. Kaç tane 9, vardır? toplam? Dokuz mu hocam? On altı mı hocam? On altı tane Evet. Şu konuşanların hepsi bir elini kaldırsın. Doğru söyleyen on altıydı. Onu ilk söyleyen kimdi? On hatırlamıyorum onu. O da kendini tekrar söyleyebilirse. Ben söylemiştim hocam. Yusuf'la beraber seni. Önce Ufuk söyledi hocam. E, tamam. Ufuk ve Yusuf teşekkürler. 16 tane. 9 diyen kimdi? O elini kaçırdı ama yine de söz hakkı Hocam kaldı. ben ben. <laughs> tamam Atı. Sorun. Birden, birden başlıyormuş gibi düşünün o yüzden 9 dedim. Sıfırdan tamam problem işte. yok. 16. Sadece senin de katıldığın notunu vermek için ismini sordum. 16 tane olur saydığınızda 0-0'dan. Bunu detaylı sayıp bakabilirsiniz. 16 tane term var yani. Üçüncü dereceden bir yüzey için düşündüğünüzde 16 terms oluşur burada. Bu 16 tane terim arkadaşlar işte bizim şu anda bu yüzey şeklini tanımlamamız için gerekli olan terim sayısı. Ya da şöyle yazabiliriz. Quantities. To specify shape. Bu 16 tane terim aslında bize bu şekli oluşturmamız için yeterli olacak. Şimdi hatırlıyorsanız eğrilerde Hermite eğrilerine geçmiştik, geometrik form. Hatırlayan var mı? Hermite eğrilerinde kaç tane bir eğri için? kaç tane şey gerekiyordu? Kat sayı gerekiyordu. Ya da kontrol vertex diyelim. Kaç tane gerekiyordu? N artı bir miyim hocam? Hermite'da N kaçtı? Onu sorayım o zaman. Kimin konuştuğunu Dört hocam? Evet Ufuk teşekkürler 4. Bir daha konuştu onu kaçırdım. Ben konuştum hocam N artı Gözde evet. Ama oradaki en aslında Hermite için tanımlı. Çünkü Hermite eğrileri sadece üçüncü dereceden eğrilerde hatırlıyorsanız. Yani başka bir derecesi yok. 4 ya da 2. dereceden Hermite eğri yazamazsınız. Burada da aynı şey geçerli. Her Hermite yüzeyler için sadece üçüncü dereceden yüzeyler oluşturabilirsiniz. O da aslında şu algebraik formdan türetiliyor arkadaşlar. Üçüncü dereceden algebraik formu aldığınızda hmm. Hermite'de biraz göstermiştik. Yani buradan Hermite katsayılarını bulacak şekilde işlemler yaparsanız Hermite formu oluşturabilirsiniz. Hermite form ya da geometrik form. E, o zaman şunu sorayım size. Eğer Hermite eğri, eğri olarak dört tane noktaya ihtiyacı varsa bunu yüzey olarak düşündüğümüzde kaç tane noktaya ihtiyacı olur? 32 mi hocam? Cem neden 32 dedin? 16 tüm demiştik. İşte Aman. sadece o için 16 demiştim. Bir de W gelse 32 diye düşündüm. Ama bu 16'nın içinde W var. Ekstra Hı. bir şey eklemeye gerek yok aslında. Buradan şeyle düşünebilirsiniz. Şimdi 3. dereceden bir algebraic form eğri 4 tane katsayı istiyor. Dolayısıyla Hermite'de dört tane aslında kontrol vortex istiyor diye düşünebiliriz. Tam olarak kontrol vortex değil biliyorsunuz. Bir başlangıç, bir son noktası var. Bir de vektörler vardı. Yani tangentları vardı. Ya da türevleri. iki tane. Bunda da yine aynı şekilde aslında algebraic form kaç tane istiyorsa Hermite formda bu kadar nokta istemesi lazım ki o yüzeyi Hermite form şeklinde modelleyebilsin. Yani bunda da yine 16 tane terim olması gerekecek. Ben buraya bir yüzey çizeceğim şimdi. Onu gösterebilmek için. Şöyle. Mesela şöyle bir yüzeyimiz var. Bakın yüzeyleri biz ha, aşağıda kalmış. Yüzeyleri biz hep en dış kenarlardan tanımlarız aslında. Şu dikdörtgende de yaptık yukarıda görüyorsunuz. Burada da aynı şekilde gösterim yapacağım. Hermite form için. Bizim her zaman bir yüzeyde dört tane kenarımız olacak arkadaşlar. Ve bu dört tane kenarı dört tane eğrinin birleşimiymiş gibi düşünebilirsiniz aslında. Dolayısıyla şey de düşünebilirsiniz burada. Bir eğri, bir Hermite eğrisi dört tane katsayı istiyorsa, dört tane Hermite eğrisi 4 çarpı 4'ten 16 tane ister gibi bir hani düz, straightforward bir şey yapabilirsiniz. Tahminde düşünebilirsiniz. Peki bunlar neler? Onlara bakalım. Şimdi öncelikle x, y, z tanımlayalım bir koordinat sistemi. Şöyle y, x ve z olsun. Tabii bizim X, Y, koordinat sistemimiz çok önemli değil aslında yüzeyde. Çünkü bizim yüzeyimizi tanımlarken iki tane parametremiz olacak. Mesela şu yüzeyde giderken U ile gideceğiz. Bu yüzeyde giderken W ile gideceğiz. Yani şu üç boyutu sadece iki parametreyle tanımlamış oluyoruz. Bize çok kolaylık sağlıyor bu parametrik yüzeyler. O yüzden ben şurada benim gideceğim yönleri de mesela şurayı U diyeceğim. U yönü. Şurayı da W yönü diyeceğim. Şu şekilde. Şimdi Hermite eğrilerde mesela burası ilk noktamız olsun bizim. <laughs> P00 diyelim. Şurası. P00. Eğrilerde 0 diyorduk. Burada 00 diyorum. Çünkü U0, W0 için aslında bu. P00. ilk noktamız. Hatırlarsanız Hermite eğrilerde bir noktamız vardı. Bir de onun tangentı vardı. Ya da türevi vardı. Burada bakarsanız o tangentı nasıl oluşturabiliriz? Ya da bir türev oluşturmamızı nasıl gerçekleştirebiliriz? Belki çizebilirsiniz de üstüne. Biraz daha büyüteyim şöyle. Hocam soruyu tekrar sorar mısınız? Şimdi bir Hermite eğri çizerken bir tane P0 noktamız vardı mesela. Bir de ondan bir tane vektörümüz vardı. Tangentını gösteren ya da türevini gösteren bir vektörümüz vardı. Bu bilgiyi kullanarak bunu yüzeylere uygulamak istersek Burada da bir tane noktamız var. P00. E, tangent noktamız neresidir? Ya da tangent vektörümüz nasıl gösterilir burada? Bu eğrilere bağlı olarak. Şu bu yüzeye bağlı olarak. Nasıl bir yorum yapabilirsiniz? Sadece çıkarım yapmanızı istiyorum. Burada doğru yanlış bir değerlendirmiyorum. Bileşkesi Acaba Cem bir şey mi söyledin? Bileşkesi şeklinde bu. Neyin bileşkesi? W ve hani U'nun Hani daha sonra aynı ayırabileceğiz da ve U'ya tekrar. İyiyim diye ama. Güzel ama ayrı ayrı göstermek daha iyi olmaz mı o zaman? Yani tabii. Peki nasıl? Yani burada mesela şimdi bezi şeyi biliyorsunuz. Hermite formu biliyorsunuz. Ben size bir Hermite eğrisi çizseydim. Onun üzerinde başlangıç vektörünü çizebilirdiniz. Burada mesela atıyorum. Şu alttaki şu eğrimiz bizim Hermite eğrimiz. Heh, çok güzel. Evet Gözde teşekkürler. Böyle bir şey soruyorum aslında. Ama o tam üzerinden çakışık gidiyor. Öyle mi gitmesi lazım? Çizim hatası mı yaptın? Gözde? Ben çakışık yaptım. Yani çakışık yapma amacıyla mı yaptın yoksa başka bir şey mi niyetlendi? Onu söyleyebilirsin sözde şu anda. Yani amacım çakışık yapmaktı. Ama biz Hörmayteriler'de çakışık olması gerektiğini mi söylemiştik? Yani diğer noktanın doğrultusunda yaptım ama başka fikri olan var mı arkadaşlar? Hocam iki tane teğet vektörün birleşimi olmayacak mı? Tamam ama işte o teğet vektörleri bana gösterin diye istiyorum aslında ben şu anda. Evet. Um, Yusuf çizdi galiba onları ama Yusuf seninkiler yine dışarı taştı. Teğet mi oldu onlar? Barkın'ınkiler biraz daha nispeten benzer oldu. Hocam Yerliyoruz evet belki. noktalarda, noktalardaki tanjant yani olarak almaya çalıştım ama. Tamam. Okey anladım. Şimdi işte burada aslında yapmaya çalıştığımız şu. Eğer bizim bu noktada ben onların hepsini sileyim şimdi. Hermite eğrilerde bir tanjantımız vardı eğriye biliyorsunuz. Burada yüzey olduğu için Burada da aslında dış kenarlar dedik ya dış kenarlar yüzeyin eğrileri gibi düşüneceksiniz. O yüzden bu dış kenarlara teğet iki tane şey olacak. Vektörümüz olacak benzer şekilde. Bir tanesi U'ya, bir tanesi W'ye. Onları da şöyle çizeyim. Mesela şu U'daki eğriye teğet. Yani şu eğriye teğet. Şuna tam bu noktada teğet olacak. Buna ben işte P 0 0 dedim. U şöyle diyelim. Bu arada bunları vektörel gösterelim ki X, Y, Z'leri var içinde çünkü. Bir de W, teğet olanı da şöyle diyeyim. Notasyon olarak çok T, -t oldu. Şöyle gitsin. Bu da P, 0, yine W yönünde. Şöyle diyelim. Bunların hepsini diğerleri için de yapacağız aslında. Şimdi son noktamız mesela şu alttaki için. Kırmızı ile çizeyim yine. Şu noktamızda P 1, 0 diyelim. Bakın U yönünde gidiyorum. U ilk terim. W ikinci terim düşünün. İlk terimi 1 yaptım. P1, 0. Burada da P1, 0'ım var. Yine benim iki tane şeyim olacak. Um, siz söyleyeyim. Vektörünüz olacak. Şu şekilde siyahla gösterdiğim. Tangent vektörlerim olacak. P1, 0 için şu eğri, mesela şu eğriye baktığınızda bu eğrinin tangentı şu. P1, 0 tarafında bu eğrinin tangentı nasıl olur? Biraz hermit praktisi yapalım sizle. Antrenmanı yapalım. Çizebilirsiniz üstüne. Evet Barkın. Sadece şey için istiyorum. U yönündekini istiyorum. İki tane yapmana gerek yok. Şu ilki büyük ihtimal anladığım kadarıyla. U yönündeki. İkincisini sen W yönü için çizdin. Evet şimdi Barkın'ın çizdiği yön doğru mu sizce arkadaşlar? Tam tersiydi sanki hocam. Tam tersi. Evet. evet Hüseyin ve Fatih. Doğru tam tersi. Neden? Çünkü bitiş nokta tarafında şey yapıyordu değil mi? Um, uç, uç noktasına, ok noktasına değil de arka tarafına geliyordu. Çizimi kim yaptı? Başkası yaptı galiba çizimi. Onu yakalayamadım. Hocam da daha, diye. Ha, Tamam. Teşekkürler Cem. Şimdi burada yani aslında bizim çizimimiz şöyle olması lazım. Sadece U için. Şöyle buraya tangent olacak ama. Yani şuradaki şöyle diyelim mesela. P 1 0 U olarak göstereceğim. Tabi bir de bizim burada ne var bakarsanız. Şu eğrimiz var. Bir de bu eğriye burada başlangıç noktasıymış gibi düşünüp bir tane tangentımız olacak. Dolayısıyla ne olur orada? Var mı çizmek isteyen? W yönündeki. Bu arada şurası da W yönü. Yani bu W yönü ise bu da W yönü. Buradaki tüm şu yönler hepsi W yönü. Hep bu, bu yönlerin hepsi de U yönü. Evet. Teşekkürler Fatih. Tam aslında direkt öyle olacak. Güzel çizdin. Bu da şöyle P10W diyelim. devam edersek işte P11 şurada şöyle gösterelim P10 P11 buraya 11 dememin sebebi bakın U'da 1 gelmiş oldum buraya geldim W'da da 1 gidiyorum yani burada da aslında W burada da yine 0 W'da 1 yapmış oldum sonuna kadar gittim W'da P11 oldu bunun için çizelim arkadaşlar var mı çizmek isteyen önce şu şu heh, evet Güzel. Önce, önce aslında şey için P1-1, P1-0 arasındaki eğri için düşünelim. Başlangıcı bura verdik. Bitiş noktası oluyor yani değil mi? P1-1 aslında onun. Aynen. Teşekkürler Asaf. Şöyle p 11i çizebiliriz. p 1 u Diğerini de nasıl çizeriz aslında düşündüğünüzde? Yani U yönünde gideceğiz bir değil mi? Şöyle. Dolayısıyla şöyle mi düşünürüz? P11 ve Şimdi hani şu şu yönde dolaşıyor gibi düşünürsek bu çizdiklerimiz nispeten doğru. Hani başlangıç bitti, sonra bu bunun başlangıcı oldu, bitti. Sonra bunun başlangıcı oldu, bitti gibi. Fakat aslında bizde tam olarak öyle değil. Yüzeyde özellikle. Ya yani eğrilerde her zaman böyle. Bunda bir problem yok. Bu dört tane eğriyi çizmek isterseniz bu şekilde çizeceksiniz. Ama yüzey çizerken şöyle oluyor. Buradan buraya başlıyorsunuz. Şöyle gidiyorsunuz. Burada bitti artık. Şurada da şöyle başlayıp şöyle gitmeniz gerekecek. O yüzden buradan önce şurayı çizmemiz lazım. Yüzeylerde öyle oluyor aslında. Hermite yüzeylerde. Biraz daha karmaşık tabii işi. O yüzden önce şunu tanımlamam lazım. P01. Buradan bakın başlangıcı burası. P01. Ve şey şunları yanlış yazmışım bu arada. Şunları ben W ile U diye göstereyim önce. P01 bu. U yönünde yine buradan başladı. Ama bitişi bakın ters çizdik. Aslında bitişi böyle olmaması lazım bunun. Bitişi şöyle olması lazım. Yani buradan böyle geliyoruz. Burada bitti. Alttan da böyle geliyoruz. Burada bitti gibi düşünün. O yüzden şu doğru ama şu başlangıç değil. Buradan başlıyoruz yine. O yüzden buradan başlangıç olunca şunun yönü ters oldu. Bu olmayacak. Yönü terse çevireceğiz bunu. Burayı anlamadıysanız sorun lütfen. Çünkü önemli burası. Hocam bir daha söyleyebilir misiniz? Şimdi e, Hermite eğrilerde yani sadece eğri çizerken şu yaptığınız işlem doğru. Demin yaptığımız gibi işte burasını başlangıç aldık. Buraya geldik. Dolayısıyla bu böyle oldu. Sonra buradan başladık. Şu şöyle geldi. Buraya bitti. Bu böyle. Sonra buradan başladık. Buraya geldik. O yüzden bu böyle olmalı. Mantığı doğru. Ama yüzeylerde öyle düşünmüyoruz. Yüzeylerde bizim U sıfırdan hep başlıyoruz. U sıfırdan başladık. Aynı şekilde buradan da şöyle başladık. Yukarıya doğru. Yani U sıfır biraz benim şey geç geliyor kalem. Şuraya doğru başladık gibi düşünüyoruz. Burası buradan başladık. Buraya geldik. Bunu yaptık. Yine buradan başlayıp şuraya geldik. Bunu yaptık. Bitti. Devam etmiyoruz buradan. Bu, bu devamı yapmayın. Bur, buradakini belirleyebilmek için bir de şuradan yine aynı sıfır noktasından başlayıp bir de W'de yukarı çıkıyorsunuz. Bura başlangıç. Dolayısıyla bakarsanız aslında W yönünde şu var. Bitiş yönünde de şu olacak. Onu yazalım. Şöyle tangent'ını yazalım. P01 W. Yani şuraya tangent bakın. Bittiği için ucuna geliyor. Sonra buradan başlayıp böyle gideceğiz. Yani hiçbir zaman şu P11 noktasından başlamıyoruz arkadaşlar. Onu demeye çalışıyorum. P11 noktasından başlayıp bir yere gitmeyin. Her zaman P00'dan başlayın ve ona komşulardan başlayın. P01'den ve P0 P10'dan başlayın. Şöyle. P11'den hiçbir zaman başlayın. Burası tamamen iki taraf içinde. Hem üstten hem alttan bitiş noktası burası. O yüzden burada hep bitişi düşüneceğiz. Umarım açıklayıcı olmuştur bu. Dolayısıyla şu şekilde olacak bunun gördüğünüz gibi şeyleri, vektörleri. Şimdi bakarsak burada elimizde neler var? Yazalım. Dört tane köşe noktası var. Four corner points. Şu P00 P01 kırmızı ile yazdıklarım. P10 P11 Dört tane tangent U'da var bakın. Bir, iki, üç ve dört. Dört tane tangent in in the in u 4 tane de tangent w de var. Burada gördüğünüz gibi 4 tangent da in w. Toplamda ne oldu bu? Bakarsak 12 tane term oldu. 12 terms. Fakat biz terimlerin formda ne dedik? 16 termimiz olması lazım. Bir tane 3 boyutlu yüzeyi tanımlayabilmemiz için 3. dereceden. E, Hermite de 3. dereceden zaten otomatik olarak. Ama şu anda 12 termimiz var. Bu şu demek. Biz aslında bunların hepsiyle bir yüzeyi tanımlayamıyoruz şu anda. 16 olması lazım bunun. Yeterli değil. Ama o 4 taneyi nereden bulacağız? Şimdi bizim, tabi bu bilgi sizde yok o yüzden bu sorunun cevabını ben vereceğim. Size sorduğum bir soru değil. Bunlara ek olarak dört tane de arkadaşlar. O yine bu noktalardan hareket eden twist vektör dediğimiz döndürme vektörleri aslında. Bunu bu yüzeyin bombeliğini veren twist vektörlerimiz var dört tane de. Hermite yüzeylerde o şekilde. Onları da şöyle göstereceğim. Bunu bileşkesi gibi düşünmeyin. Öyle değil. Üçüncü boyutta. Biraz daha dik bu aslında. Yukarı doğru düşünebilirsiniz. Şöyle bir twist vektör var. Bu, buna da P00 UW diyeceğim. U W. Şöyle vereceğim. Hocam yüzeye teğet diyebilir miyiz? Di diyemeyiz. Bunlar direkt yüzeye dik gibi aslında. Tamam. Ee, yüzeye teğet olanlar şunlar. Bu bu kenara olan teğet, bu da bu kenara olan teğet. Bunların bileşkesi yüzeye teğet olan olur. Ama bu bileşkesi değil. Onu söyledim ya. Mavi olan, şunların bileşkesi değil arkadaşlar. Bileşkesi olan o yüzeye teğettir. Ama bu yüzeye teğet değil. O aklınızda bulunsun. Burada da mesela şöyle yine yüze yedik. Hani bunu çok gösteremiyorum 3 boyutta ama söylemimle ne aklınızda tutun. Şey yanlış yazdım ya. P 1 0 U W İşte şurada da mesela yine yüze yedik. P 1 1 U W Bir daha en son burada şöyle P01 UW. şu dört tane daha vektör var. Bunlar yüzeyin iç şeklini kontrol ediyor arkadaşlar. Şimdi bakın bunlara kadar olan maviler hariç şu 12 term yüzeyin şuralarını kontrol ediyor. Kenar, kenar şekillerini kontrol ediyor. Bunlar ise yüzeyin şu içerideki şeklini kontrol ediyor. Çünkü içerisi şöyle de olabilir bakın. Atıyorum ya da şöyle olabilir. Ya da sadece böyle olabilir. Hani burası böyle diye Ortada bir çukurluk yok demek değildir. Bu kenar böyleyken ortada çukur olup tekrar burada düzelip böyle gelebilir mesela yüzey. Değişik şekiller içeride oluşabilir. O yüzden o yüzeyin bombeliğini, şeklini değiştiren de işte bu twist vektörler. Şu mavilerle gösterdiğim. Şuraya yazalım. For twist vectors diyelim. Bunları şimdi topladığımızda işte 16 term olacak ve bu 16 term bizim yüzeyi tanımlamamıza yeterli olacak. Şu twist vektörler de hani bir açıklama yazalım altına. Şöyle. Cross derivatives diyelim. Bunlar nasıl elde ediyoruz bunlar aslında onu söylüyorum. Cross derivatives çok uzun yazdım. Derivatives At each of the four corner points. Yani şu dört noktanın, bakın P00, P01, P11, P10'ın bunların tek türevleri şunlardı, siyah olarak gösterdikleri. Yani cross derivative dediğimizde iki taraflı türev, U ve W'ye bağlı. Onlar ise twist vektörleri verecek. Yani hani tanım olarak şu aslında. P mesela sıfır sıfırı düşünürseniz UW bunu partial derivative'lerle göstereceğiz. Del kare P UW bölü del U. Çünkü iki taraftan da alacağız. Yani hem U'ya göre hem W'ya göre türev alacağız. P U V için. Hatta şu sıfır sıfırı sileyim de. Yani tüm hepsi için böyle geçerli. Bunu da düzenlersek önce mesela U'ya göre türev alıp sonra W'ye göre türev alırsak bu şekilde geliyor aslında. Şurada gördüğünüz gibi. Yani bunu nasıl tanımlarız? Şimdi bakarsanız şimdi dp bölü du mesela sadece şu türevi alırsak ne verir bize? Atıyorum sıfırıncı nokta için aldığınız şu türevi. E00 U şurayı verecek değil mi? Evet, teşekkürler. Kim konuştu? İsmini kaçırdım. Ben hocam, Ata hocam. Ata tamam, Teşekkürler Ata. İlk başta aslında mesela şu türev aldınız, direkt P00 U'yu verdi. Şimdi P00 U'nun da tekrar türevini alıyorsunuz ama W'ye göre. Bu da bize şunu veriyor. Mavi olanı. Dolayısıyla şunu gösteriyor aslında bu. Bizim tangent vektörün yani şu U'nun tangent vektörünün W'daki çok küçük değişim için yüzeyde olan etkisini gösteriyor. Hani bu şekilde yorumlayabiliriz. Yani nasıl diyelim tekrardan şu vektörün u yönündeki tangent vektörün w'daki küçük değişimi için e, yüzeyde oluşan değişim diye şey yapabiliriz. Tanımlayabiliriz bunu sözel olarak. Bunlar normal vektör de değil arkadaşlar. Yani tam dik de değiller. Onu da söyleyeyim. Ne, ne, tam yüzeye tangentlar ne de tam yüzeye dikler bunlar. Bunlar böyle tangent ve dikten farklı cross derivative'den çıkan vektörler. O aklınızda bulunsun. Tasarımcının seçimi de değil bunlar. Çünkü bunlar bakın yine türeve bağlı. Yani U'ya ve W'ya bağlı türevlerden geliyor bunlar. Yani tasarımcı bunları ben şöyle istiyorum diyemiyor tam olarak. Ve bunların büyüklüğünü artırırsanız şu içerideki tümseklik artar. Bakın bunların hepsini yukarı çizmemin sebebi de aslında içeride sanki yukarı doğru bir tümseklik varmış gibi. O yüzden o yukarıdaki tümsekliği yukarı çizdiğimiz için. Bir tanesini aşağı çekersem onun olduğu kısımda aşağıya doğru bir tümseklik verir. Mesela şunu aşağı indirirsem burada yüzeyde aşağıya doğru bir çukurluk verecektir. Yönü değiştirsek yani yukarı doğruysa tümsek, aşağı doğruysa çukurluk yapar bunlar. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Şimdi ben bunları biraz daha çizim üzerinde göstermek kolay değil ama slide üzerinde hani gösterip biraz daha anlamanızı istiyorum. Sorunuz varsa tabii sorabilirsiniz burada. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Evet ata. Hocam şimdi burada e, X, Y ve Z yönünü belirleyen atıyorum P1, 0 noktası için e, P0, 0'dan gelen U ve W'nun yönleri mi oluyor? Yakalayamadım. Bir daha söyler misin? E, hocam burada ben şeyi anlayamadım. Bu X, Y ve Z koordinatına çalışıyoruz ya 3 boyutta. Evet. Evet. Atıyorum şu an hani görselle Z-Y ekseninde çalışıyormuş gibi ya. Ama orada değil, aslında X'in yönü ha, U ve W değil mi onu yönlendiren? Tabii. U ve W 3 yönü birden yönlendiriyor. Öyle düşünebilirsiniz. Heh, tamam. Yani çünkü ödevinizden de düşünün. Eğride bile 3 boyutta yönlen Sadece U bile 3 boyutta yönlendirebilir eğrinizi. Ama W yüzeyin yani yüzeyin yönleriyle koordinat sisteminin yönleri farklı arkadaşlar. Hani o şekilde birbirinden hmm. ayrılıyorlar. O yüzden x, y ve z'yi bunlar bu yönler diye düşünmeyin. <laughs> Şimdi ben bu ekranı bir pay kapatayım. Yeni bir ekran paylaşacağım sizinle. Evet parametrik yüzeylerde işte Hermite formülasyon, twist vektörler bunları göstereceğiz bu slaytta aslında. Direkt parametrik surface'lar dediğimiz algebraic formdan başlayıp aynı zamanda. Şimdi bakın şu bir parametrik yüzey. Bunu demin tanımladık zaten. Bakın şu aradaki çizgiler aslında bizim her bir u değerinde oluşturduğumuz değerlerin birleşimi diye düşünebilirsiniz. Yani mesela u 0.1, w 0.1 bunların birleşimi şu noktada. Ve bu tüm patchler, patch diyelim bunlara, yama gibi, hepsini birleştirdiğimizde yüzeyi otomatik oluşturuyor gördüğünüz gibi. Ve burada işte X, Y, Z'leri U ve W cinsinden tanımlıyoruz. Surface patch diyoruz biz buna aynı zamanda tamamına. Şimdi şu şeyi göstermiştim zaten geçeceğim dikdörtgeni. Bu basit bir dikdörtgen. Bunu biz biraz daha kompozit yani karmaşık bir yüzeye uyarlamaya çalışabiliriz. Ama bunu uyarlamak istediğimizde algebraic form çok işe yaramayacak, çok kullanışlı olmayacak. O yüzden bu tür karmaşık yüzeyleri modellemek için Hermite form ve e, özellikle Bezier yüzey gerekli olacak. Ama algebraic formda da matris halinde tanımlamamız mümkün. Bunu gösterdik zaten. Geçeceğim o yüzden hızlıca. <laughs> Basit ama kontrol etmesi zor demiştik bunlara eğriler içinde. E, geometrik eğrileri ya da geometrik yüzeye bakarsak şimdi ise e, burada ne demişiz? End tangentlar, end pointler ve bunun yanında aynı zamanda twist vektörler olacak. Bakın end pointler, 8 tane end tangent, U ve P yön, V W yönünde 4 tane de twist vektör olacak. 16 tane olacak. Çünkü algebraic formda da 16 tane olmasını söylüyor. 3 boyutlu ve 3. dereceden bir yüzey için. İşte şu gördüğünüz demin çizmeye çalıştığım Hermite Surface Patch mesela. Burada da görüyorsunuz. Ee, yine şeyleri var. türevleri var tangent olan. Aynı zamanda yüzeye farklı yönde bakan şu twist vektörler var. Nispeten bu da biraz daha farklı gösteriyor. Bakın burada mesela twist vektör şu yukarı doğru çekmiş. Bu da yukarı doğru. Dolayısıyla şurada bir bombe oluşmuş. Burada da bakarsak bu da yukarı doğru. Şu biraz aşağı doğru çekmiş bakın içeriye doğru. O yüzden bu bunu çukurlaştırmaya inmeye çalışmış burada şurada bir yerde. Bu da yukarı çıkarmaya çalışmış gibi düşünebiliriz. Yani aşağı doğruysa çukurlaştırıyor, yukarı doğruysa daha da bombeleştiriyor. Bakın şurada bu yukarı doğru olduğu için bombeyi açık görüyor biliyorsunuz. Şuraya göre bir bombe var burada. Burada ise nispeten bu aşağı çukura doğru inmeye çalışmış. Cross derivative dedik bunlara işte. Bakın burada um, ne demiş? Change in u tangent vector as w change. Evet. U'daki şu tangent vektörün w değiştikçe meydana gelen değişimi. Hani onu söylemiştim ya twist vektör olarak tanımlanıyor. Ve bakın U tangent burada, W tangent burada. Twist vektör tamamen farklı olabilir bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu yüzey dik olmak zorunda da değil dediğim gibi. Ve şu türeve bağlı olarak gelen bir şey. Mesela burada bir örnek var. Şu patch için işte twist vektörü 0, 0, 10 vermişiz mesela. Yukarı doğru. Bu şekilde bir şey var. Değişim var burada bakın. Bunu eksi 50 yaptığımızda bakın twist vektörün yönünü değiştirdik. Önce aşağıya aldık. Büyüklüğünü de eksi 50'ye indirdik. Bakın bu durumda şu çukurluk şöyle tümsek oldu bakın. Yani buna, bunun büyüklüğüne göre değişebilir. Gördüğünüz gibi. Burada bir bomba yaptı. İşte hermite formülasyonu biz e, kör eğrilerde olduğu gibi matris forma dönüştürmek istersek hatırlıyorsanız 4 tane bunun blending fonksiyonu vardı şunlar. Tanıdık geliyordur. Bu fonksiyonları kullanarak şöyle bir matris yaratabiliyoruz. F0, F1, F2, F3. Yani şu formdan aslında bizim bu arada tensör product form dediğimiz işte matris formu, toplam formu bu şekilde bakın. Yine i eşit sıfırdan m'e, j eşit sıfırdan n'ye. Bu m ile n aslında bizim Hermite için 3, 3. Bunu tanımladığımızda burada f ve şu f ve f U ve W yönündeki blending fonksiyonları. Yani şunu iki kez yazacağız aslında. Bir U yönünde yazacağız böyle. Bir de bunları W koyarak yazacağız. Düşündüğünüzde. Dolayısıyla şurada bakın F U var. Bu. Bir B matrisimiz var. Bunun nasıl çıkarıldığını göstermiştik eğriler için. Burada kısa geçeceğim. Bir de W için F var. B matrisi de burada. Şöyle açarsak. Aslında bizim şeylerimiz. Geometrik koefisyonlarımız. Şurada gördüğünüz P00'dan twist vektörler. Şunlar twist vektörler bakın. Pardon. Şu, şu alt dördü twist vektörler. Şunlar W yönündeki tangent vektörler. Şunlar U yönündeki tangent vektörler. Şunlar da bizim dört noktamız. Başlangıç ve bitiş noktalarımız. Şu yüzeyde gördüğümüz. Şurada. Yani bu şu P'lerin hepsini biz B matrisi olarak şöyle yazıyoruz. Bu arada F, B, F, yaptık. Şu F'i de biz U ve M diye ayırıyoruz. U dediklerimiz aslında bizim şu vektörlerden gelen sadece U katsayıları. Yani U küp, U kare, U ve U üzeri sıfır. Yani bir oluyor. Şu katsayılar da bize şuradaki MF ve MF transpozu verecek. İki kez yazdığımız için F'leri bir MF'si var, bir MF transpozu var. Şu WT de bizim aslında şurada U ile başladık. En son W ile bitiriyoruz. Bunları yazdığınızda bu şekilde matris formunda tanımlayabilirsiniz Hermite curve'ü ve e, istediğiniz u ve w değerleri için şöyle bir eğri oluşturabilmeniz mümkün Matlab'ta. Ya da başka bir programda. Evet özet olarak burada parametrik eğrilerin uzantısı olduğunu söyledik. Şeyin daha doğrusu aljebraik form var ve aljebraik formun uzantısı olarak da Hermite'i konuştuk end endpoint ve tangentların yanında bir de twist vektörlerin olduğunu söyledik bunun. Şimdi de Bezier surface'lara da geçeceğiz. Herhangi bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Yani bu Hermite'ler üçüncü derece olduğu için tabii mükemmel şekilde her eğriyi modelleyemiyor. Her yüzeyi modelleyemiyorlar eğrilerde olduğu gibi. O yüzden bezierler daha avantajlı oluyor. Hocam. Evet Bark. Bu Hermite'lerde yüzey oluştururken sadece dört köşeyle yüzey, <laughs> yüzey oluşturabiliyoruz dört köşeli yüzey mi dedin? Yani hani dört tane şey noktası oluyor ya A o köşelerinde. Evet öncelikle şunu söyleyeyim. Biz bu derste öğrendiğimiz her yüzey modellemede dört köşemiz olacak. Ha tamam. Bizim surface patch diye tanımladığımız dikdörtgenden başlıyor. Hı -hı. Um, nerede yazdım ben surface patch'i? Ha surface patch. Şu surface patch diye tanımladığımız bunların hepsi dört köşeli olacak. Bez yerde de dört köşemiz olacak. Hmm, de dört köşemiz olacak. Her zaman dört köşeli yüzeyler tanımlayacağız. Ya bir an üçgeni falan düştün mü? Hani üçgen nasıl olur falan diye. İşte üç, üçgen yüzeyi modellemeniz için e, bu biraz problem yaratabilir tabii. Orada şey yapabilirsin. Bir kenarını ikiye bölüp orada bir nokta daha oluşturup dört kenarla yapabilirsin üçgeni. Hı, evet. Hı. Tamam. Teşekkürler. Ama her zaman bizim bu surface'larımızda surface patch dediğimiz zaten dört köşeli olacak. O aklınızda bulunsun. Bezi yerde de öyle olacak. Birazdan göstereceğim. Var mı başka sorusu olan? Yok sanırım.